İsrail öldürülen Hamas lideri Sinvar'ın üzerinden çıkanların görsellerini paylaştı ve bu şekilde algı operasyonu yapmaya çalıştı. Sinvar'ın korumasının Birleşmiş Milletler'e ait okullarda görevli bir öğretmen olduğu ve onunla birlikte öldürüldüğü ileri sürüldü. Tabi bunun üzerine Birleşmiş Milletler'den de yalanlama gecikmedi. İsrail öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın üzerinde bulunan eşyaları paylaşıp algı operasyonuna kalkıştı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğrafta bir miktar paranın yanı sıra mendil, şeker, el feneri ve tesbih olduğu görülüyor. Ancak dikkat çeken bir ayrıntı daha var. O da Simvar'a ait olmayan bir pasaport. Pasaport hani Zurop isimli bir Filistinli'ye ait. Söz konusu kişinin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na bağlı okulda çalıştığı bilgisi bulunuyor. Gazze'de Birleşmiş Milletlere ait okullara düzenlenen saldırıları meşrulaştırmak isteyen İsrail bu durumu fırsat bildi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Simvar'ın korumasının Birleşmiş Milletler okulunda çalışan bir öğretmen olduğu ileri sürüldü. Hatta bazı kullanıcılar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i etiketleyerek buna yorumun ne diye sordu. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Filip Belazarini sosyal medyadan iddialara yanıt verdi. Dezenformasyon kampanyalarına son verme zamanı geldi dedi. Pasaportun sahibi olan Birleşmiş Milletler personelinin hala hayatta olduğunu, Nisan ayında ailesiyle birlikte refah sınırından geçerek Mısır'a gittiğini ve halen Mısır'da bulunduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Simvar'ın ölüm haberinden kısa süre sonra sosyal medya üzerinden Gazze'de kötüleşen insani duruma dikkat çeken paylaşım yapması ise İsrail'i rahatsız etti. İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Gilad Erdan, sen dünyadaki en ilgisiz ve kopuk kamu figürüsün diye mesaj yazdı. Netanyahu yönetimi ay başında Guterres'i istenmeyen kişi ilan edip ülkeye girişini yasaklamıştı. Buna gerekçe olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin İran'ın İsrail'e yaptığı füze saldırısını açıkça kınamaması gösterilmişti. Kısa süre önce de İsrail Parlamentosundaki bir komite, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasaklayan tasarıyı onaylamıştı. Evet. Ajans 1949'dan bu yana işgal altındaki topraklarda Filistinlilere insani yardım ulaştırmaktan sorumlu fakat Tel Aviv yönetimi kurumu Hamas'la işbirliği yapmakla suçluyor. Hatta Birleşmiş Milletler tesislerini askeri amaçlarla kullanmakla itham ediyor. Ajans tüm bu iddiaları reddediyor. İsrail ordusu Lübnan'da da Birleşmiş Milletler geçici barış gücüne hedef alan saldırılar düzenliyor.